get off my car. Zumba, rumba, rumba, rumba. Evet sevgili dostlar, Westerton Motovlog kanalından herkese merhabalar. Bugün şöyle hava güzel, çarşamba günü izinliyim. Dedim bir vlog çekeyim. Bayağıdır ya çok sıklıkla vlog çekmiyorum. İnceleme videolarımız falan oluyor. Dedim bu sefer de bir vlog atalım. Hazır vlog açmışken dün başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Konumuz hayvanlarla ilgili. Hayvansever bir adam olduğum için hayvan konusu bizim kanalımızda arada sırada geçecek. Sevmeyen insanlar vardır. Onlar da abonelikten çıkabilirler. Hiç sıkıntı değil. Zaten istemem de hayvan sevgisi olmayan birinin kanalıma abone olmasını. Konuya gelecek olursak, dün kameram açık değildi. Tam eve giderken annemgilden eve giderken yolda bir tane kedi maalesef araba ezmiş. Can çekişiyordu hayvan. Ve şey var, abi hiç mi biri durmaz da hayvanın ne bileyim hayvanı bir kenara atmaz ya. Bu kadar mı vicdansız bir ülke olduk biz? Yani her gelen üzerinden geçiyor. Her gelen üzerinden geçiyor. Hayvan yerdeceğin can çekişiyor. Her gelen üzerinden geçiyor. Biri bu hayvanı ezen şerefsize artık dün kameram açık olsaydı zaten yani ağzıma gelen küfür ettim yani. Ezip kaçmış hayvanı şerefsiz. Dediğim gibi o arkadaşa da ettiğim küfürlerin haddi hesabı yok. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar, ben de bunun üzerine faydalı bir bilgi olacağını düşündüğüm için dün bir ufak bir araştırma yaptım. Zaten hayvanseverlerin sayfasında da bazı sayfalarda bu paylaşılıyor. Ama bilmeyenler, şaşıracak olan arkadaşlar olabilir aranızda. Bir hayvana çarptığınız anda şöyle söyleyeyim, eğer çarptığınız hayvan sahipli bir hayvansa Türkiye'de trafik sigortaları o hayvanın veteriner masraflarını karşılıyor. Yani şimdi bu bilen, duyan arkadaşlar belki şaşırabilirler. Ben de duyduğum zaman çok şaşırmıştım çünkü. Dün de işte yol üzerinde o hayvanı görünce dedim bunun hakkında bir araştırma yapayım istedim. Hem de buradan paylaşıp en azından izleyen, hani böyle bir hayvana çarpıp da hayvanı o şekilde bırakmak istemeyen, bazı kişiler maddi durumundan dolayı veterinere götüremiyorlar ki çok uçuk rakamlar çıkıyor. O yüzden dolayı da hayvan ölmeyecekse bile ölüyor, bir şeyler oluyor ya da kaçıyorlar falan. Hani en azından sahipli bir hayvan olduğu zaman veterinere götürüp veteriner masraflarını sigorta şirketinden talep edebiliyorsunuz. Onu buradan sizlerle paylaşayım. Ha diyeceksiniz ki sokak hayvanı olursa ne olur? Yurt dışında sokak hayvanlarına da çarptığımız zaman veteriner masraflarını sigorta şirketleri ödüyor. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde buna ilişkin bir düzenleme var ama o şekilde kaldı ve yürürlüğe girmedi. Yalnız şöyle de bir durum var. Eğer ki sokak hayvanına çarptınız, hayvanı veterinere götürdünüz, sigorta poliçesini veteriner hekimle beraber doldurdunuz, öyle diyebiliyorum. Bir de şey istiyorlar. Rapor ve çarptığınız zaman, onu da ekleyin, çarptığınız zaman hayvana olay yerinde fotoğraf istiyorlar. Çarptığınız andaki hemen 3-4 tane resim lazım olabiliyor. Eğer ki böyle bir durum söz konusu ise, yani bizim ülkemizde bunun parasını da trafik sigortasına ödetebiliyorsunuz ama biraz uğraşmanız gerekiyor. Sigorta şirketine ödettirebiliyorsunuz.
Ama birazcık zor oluyor. Zor oluyor ama uğraştırıyor yani. Ama veteriner masraflarını trafik sigortasından talep edebiliyorsunuz. Bunu da buradan söyleyeyim. Videoları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Soru cevap da yapacağım ileride ve şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. Başınıza gelen olaylar olur. Motorcu kardeşlerimiz, işte kamerası olan trafikte. O olaylardan derleme yapıp arada sırada kanalıma da yüklemeyi düşünüyorum. Bu kanalla ilgili bir plan daha var. Onu da söyleyeyim, bir projem daha var. Nasip olursa çekiliş 1000 aboneden sonra, 400 abone olduk zaten, 1000 aboneden sonra bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Instagram üzerinden anket yapıp, hatta çekilişin nasıl yapılacağını da siz kendiniz karar vereceksiniz. O yüzden dolayı Instagram'dan da bana takip yollamayı unutmayın. Çekilişte ne vereceğim? Çekilişte Safkan Rottweiler yavrusu vereceğim. Öyle düşünüyorum şimdilik. Hani tabii bunu şöyle düşünüyorum. Yani bir sözleşmeyle, hayvan hakları sözleşmesiyle teslim edeceğim ve gerçekten ömürlük bakacak. Durumu iyi. Nasıl söyleyeyim? Hani iki gün sonra sokağa atmayacak ya da üretim yapmayacak kişilere vereceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çekil.